Daha önce kaç defa elinize eski bir kitap alıp sayfalarını çevirirken acaba bu kitap basımından bugüne gelene kadar kimlerin elinden geçti? Hangi yerlerden geçti? Hangi şehirleri dolaştı? Bunları hiç merak ettiniz mi? Aslına bakarsanız bugün sizlere paylaşacağım kitabı anlatana kadar benim de hiç dikkatimi çekmemişti. Fakat bugün sizlere İskender Pala'nın Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk kitabını neden dinlemelisiniz? Bunu anlatacağım. Ve bu kitapla birlikte kitaplara bakış açınızın nasıl değişebileceğini göstereceğim. İsterseniz hızlıca başlayalım. Evet, İskender Pala'nın Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk eserini neden dinlemelisiniz? Bunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ama öncelikle kitabı dinlediğim kaynağı sizlerle paylaşmak istiyorum. TRT'nin TRT Dinle diye gerçekten çok güzel bir uygulaması var ve ücretsiz olarak, reklamsız olarak onlarca kitabı oradan dinleyebiliyorsunuz. Ben de İskender Pala'nın Babil'de Ölüm İstanbul'da Aşk kitabını TRT'nin Dinle uygulamasından indirdim, dinledim. Android cihazlar için Android Studio'da, Android Market'te aynı zamanda bir uygulaması var. Apple Market'te bir uygulama yok fakat internet tarayıcınız üzerinden, internet sitesinden tekrardan ücretsiz olarak kayıt olup kitapları ücretsiz olarak dinleyebiliyorsunuz. Şimdi öncelikle size çok kısa kitabın başlangıcından bir kuple dinletmek istiyorum. Şu an TRT'nin Dinle uygulamasından. Sevinç içinde büyüyen ilk acıdır. Ne içindeyim zamanın, ne de büsbütün dışında. Yekpare geniş bir ağanın parçalanmaz akışında. Ahmet Hamdi Tanpınar. Evet, gördüğünüz gibi kitaplar gerçekten TRT Türkçesiyle ve profesyonel seslendirme sanatçılarıyla okunmuş ve çok kaliteli bir şekilde yüklenmiş. Uygulamanın aynı zamanda güzel özelliklerinden bir tanesi, isterseniz 1,5-2 katına kadar hızı arttırabiliyor ya da yavaşlatabiliyorsunuz da. Ben buradan dinledim. Sizlerle de bu ücretsiz kaynağı paylaştığım için çok mutluyum. Gelelim kitaba. Öncelikle ilk girişte bir kitabın hayatını hiç düşündünüz mü diye sormuştum. Kitabın anlatımı kitabın ağzından yaşanıyor. Yani kitap kendi kendini anlatıyor. Ve bu anlatım şekli benim ilk defa okuduğum bir şekil, ilk defa okuduğum bir yöntem ve gerçekten beni çok etkiledi. Çünkü daha öncesinde okuduğum kitapların sayfalarını çevirirken o sayfaları daha önce kimlerin çevirdiğini hiç düşünmemiştim. Ama bu kitap sayesinde bunu düşünmeye başladım. Bu anlatım gerçekten kitaba çok büyük bir artı katıyor. Bununla birlikte yazar İskender Pala gerçekten çok kültürlü, çok bilgili, divan edebiyatı konusunda da zaten doktorası olan bir profesör. Aynı zamanda deniz kuvvetleriyle ilgili de gerçekten çok ciddi bir araştırma yapmış. Bu konuda bir merakı var. Ve bu aslında tarih, kültür merakını kitabının her sayfasına da işlemiş. Kitap yaklaşık bir 350 yıllık bir dönemi anlatıyor. Ve bu 350 yıllık dönem içerisinde sizi dünyanın farklı ülkelerinde, farklı kültürlerde, farklı kişilerin hayatlarına dokunarak anlatımını tamamlıyor. Kitabı bitirdikten sonra gerçekten Fuzuli'nin dilinden Leyla ile Mecnun kitabının ne kadar büyük bir anlam yüklü olduğunu da anlamış oluyorsunuz. Aslında kitapla ilgili paylaşabileceklerim bu kadar. Kitap gerçekten bitirdiğinizde size hem tarih, hem kültür, hem de kişilik anlamında çok ciddi kazanımlar elde ettirecek bir kitap. Benim kitapla ilgili paylaşacaklarım bu kadardı. Umarım sizler de bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu kitaba vermek istediğim puan 10 üzerinden 9. Biliyorsunuz ben simyacı ve şeker portakalı kitapları için şimdiye kadar okuduğum en iyi kitaplar diye isimlendiriyordum. Ve bu kitapta o en iyi okuduğum kitaplar listesinde 10 üzerinden 9 alarak o listeye giren bir kitap. Kitaptan öğrendiğim bilgi ise rafine kelimesinin aslında günümüzde ne kadar sanayisel, endüstrisel bir alanda
kullanılıyor olmasına rağmen edebi bir anlamının olduğunu da görmüş oldum. Rafine kelimesini gerçekten daha derin bir anlamıyla öğrenmiş oldum bu kitap sayesinde. Evet, benim paylaşacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki kitap videosunda neden okumalısınız ya da neden dinlemelisiniz olarak sizlerle görüşmek dileğiyle. Lütfen kanalıma abone olarak bu videoları da başkalarıyla paylaşarak başkalarına da ulaşmam konusunda bana yardımcı olursanız çok sevinirim. 1000 aboneye çok yaklaştım. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler.